Böyleyim mi? İyi abi, gayet. Böyleyim mi? Ben hazırım. Sen hazır mısın? Oğlum bomba bir şey bu. Vallahi bomba. Ses geliyor abi içinden. Her şey dahil deyince ne oluyor abi? Şey, kahvaltı, o da kahvaltı dahil. Boynuma dola. 1149 TL. Dostlar, herkese selamlar. Murat'la beraber harika bir video hazırladık sizlere. İşte Hakkı abi ekranda görünce pahalı telefonları anlatıyor bize. Son model, inanılmaz iyi, güzel ama çok korkunç fiyatlara sahip olan telefonları anlatıyor bu adam gibi bir algı varmış. Sonrasında Murat'la dedim ki, abi BİM'de satılacak olan bir telefon var. Gel onu bu videoda anlatalım dedik. Arkadaşlar sıkı durun. Bu telefonun fiyatını anlatacağım önce size. 1149 TL. Her şey dahil. Ciddi misin? Evet abi, her şey dahil deyince ne oluyor abi? Şey, kahvaltı, o da kahvaltı dahil. Arkadaşlar 1149 TL. Şimdi telefonun markası Meizu ve modeli Note 8. Öncelikle bunu hafızamıza kazıyalım. Bu BİM'de satılacak. BİM'deki garip cihazları alıp inceliyoruz. Bazısı gerçekten çok iyi çıkıyor. Dedim ki bu telefonu da bir şekilde bulup inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu telefon BİM'de 1149 TL'ye satılıyor. Bu arada her yerden ucuz. Yani piyasadan çok daha ucuza satılacak. Bunun da altını çizelim. Yani BİM'de bulduğun fiyatı başka bir yerde bulman zor. O nedenle bu kampanyadan da sizi haberdar etmiş olayım. Peki asıl soru şu. 1149 TL'ye aldığın telefondan beklentilerin ne? İşte bu videoda bunun cevabını vereceğiz. Yani şöyle bir kıyaslama yapmak istemezdim ama öyle bir gerçek var. Şimdi bu bir Android işletim sistemli telefon. Elimdeki telefon 1149 TL. 500 bin defa söyledim artık. Arkadaşlar bir tane Samsung Galaxy Note 10 Plus alırsanız şundan 10 tane alabiliyorsunuz. Yani bu beni şok ediyor ya, bu kıyaslama. Fiyat performansı iyi mi abi? Şimdi bunun cevabını vereceğiz. Arkadaşlar fiyat performansı sordum. Murat, öncelikle kutusundan çıkartalım. Burada aldığım notlar da var. Teknik özelliklerini ve bazı deneyimleri sizlerle paylaşacağız. Eğer siz de BİM'den gidip Meizu Note 8 alırsanız ne olur? Kutudan ne çıkar? Onu sizlere gösterelim. Şimdi şurada telefonun kendisi var. Burada zaten teknik özellikleri çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Demek ki ben boşuna buradan notları toparladım sağdan soldan. Ve onun dışında neler var bakalım. Kullanma kılavuzumuz, garantimiz. Bu arada garantili. Bu da önemli. Meizu'yu güvenle alabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında şarj aletimiz, USB kablomuz. Bakalım. Evet, micro USB girişe sahip bir kablomuz var sevgili dostlar. Type-C değil, micro USB ile şarj oluyor. Adaptörümüze bakalım. Çok şık bir adaptörümüz olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir de takalım. Kablo biraz kalın. Acaba hızlı şarj eder mi? O nedenle size bir de bu videoda sıfırdan yüze şarj kısmında hazırladım. Onu da görebileceksiniz. Adaptörümüz bu arkadaşlar. Kablo kutudan. Kablo kısa mı abi? Kablo kısa mı? Yok. Yani gayet iyi. Bu arada abi çok uzun kablo benim çok hoşuma gitmiyor. Sebebi şu. Mesela bugün masadaki kabloyu götürdüm. Arabaya taktım. Abi dola bir tuhaf oldu yani. Boynuma dola oldu kız. Şimdi kablo bu. Uzun mu? Orta. İyi. Daha kısa da olmasın. Her yerde artık adaptör var. Ne eksik abi kutuda? Söyleyebilir miyim? Söyle. Kulaklık yok. Arkadaşlar 1149 TL'lik bir telefon. Yani çok uygun fiyata kulaklık da alabilirsiniz. Bunu bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Kutuyu geri toparlayalım. Sonrasında yalnız o kutuyu bir daha toparlayamıyoruz. Öyle de bir derdimiz var. Bunu bir kenara bırakalım. Şimdi gelelim telefona. Telefon bu arkadaşlar. Önündeki jelatinde neler yazıyor onu sizlere söyleyeyim. Hem de aslında teknik spekleri, teknik bilgileri de sizlerle paylaşmış olacağım. 5.99 inç. Niye 6 dememişler? 6 bu abi. 6 inçlik bir ekran var. Bu arada ekranın çözünürlüğü Full HD Plus. Ekranın çözünürlüğünü ben Full HD beklerdim. Bak Full HD Plus bana sürpriz oldu. Birazdan açacağım. Ekran kalitesi nasılmış onu göreceğiz. Bir diğer hoşuma giden taraf şu. Qualcomm Snapdragon 632 işlemci platformu var. Ben hani çok düşük fiyatlara sahip cep telefonlarında daha çok böyle yani uzak doğulu işlemci üreticilerinin modellerini görüyordum arkadaşlar. Yani o da bende bir soru işareti oluşturuyordu. Niye acaba falan işte mobil
internet hızı olsun, Wi-Fi hızı olsun, hızlı şarj olsun. Bu konularda acaba eksik kalır mıyız diye bir soru işareti oluyordu bende. Ama şimdi burada Qualcomm'un Snapdragon 632 platformunu görünce tamam dedim. Yani buradan da bizden olur aldı. Sonrasında 4 GB RAM var. 4 GB RAM, onu da söylemiş olalım. Kameralar burada. Ön kameramız 8 megapiksel arkadaşlar. Birazdan bir selfie çekeceğiz zaten. Arkada 2 tane kameramız var. 12 megapiksel ve 5 megapiksellik 2 kameramız. Dual tone flash'ımız var. Yüz tanıma sistemi var. 3600 mAh batarya. Adımlar her şeyi yazmış abi. Evet abi. Face ID de var. Face ID değil. Face recognition desek daha olur. Face ID şöyle, yüz tanıma var. Face ID'yi bu Apple bunu tescillemiş. Yani onu kullanamıyorsun. O nedenle face recognition, yani yüz tanımayı söyleyebiliriz. Bir de Flyme 7 diye bir ikon var. Ne olduğunu anlayamadım. Bombaya hazır mısın? Evet abi. Merak ettim. Hakikaten bombaya hazır mısın abi? Batarya 3600. Hayır hayır, batarya 3600, fena değil. Abi çift sim kart girişi var. Wow. Evet. Nano sim, micro SD girişi var. Ve çift sim kart girişi var, bomba. Arkadaşlar güzel. İki tane sim kartın olması güzel. Jelatinini çıkartalım. Ön tarafından da çıkartalım. Bu arada bu geri toplanmış bir kutu. Neden? Çünkü sevgili Furkan çok güzel detaylar çekmek için bu kutudan telefonu çıkarttı, PUBG oynadı. Sonrasında bazı testler yaptı, sentetik testler yaptık arkadaşlar. Sahip olduğunuz telefonla kıyaslayabilmeniz için. Şimdi telefonumuzu açalım. Bu arada telefon tasarımı bana Google Pixel 3'ü hatırlattı. Herhangi bir çentik yok sevgili dostlar. Üst tarafta ve alt tarafta bir miktar çerçevemiz var. Ama insanı rahatsız eden bir çerçeve değil. Bir miktar olabilir. Google Pixel'de de vardı. Arka taraftaki iki tane kamerayı görüyoruz. Az önce söyledim size, 12 ve 5 megapiksellik iki tane kameramız. Hemen altında küçücük bir parmak izi okuyucumuz var. Altında Meizu'nun logosu. Bu arada flash'ı dual flash ve en üst tarafta konumlandırmışlar. Sağ tarafta güç butonunu ve ses açıp kapamaya yarayan diğer butonu görüyoruz. Sol tarafta da sim kart girişi yaptığımız, aynı zamanda hafıza kartını koyduğumuz yeri görüyoruz arkadaşlar. Kurulumunu yapalım beraber. Türkçeyi seçiyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye'de yaşadığımızı beyan ediyoruz. Evet, buradan da bir buraya değil, başka bir ağa bağlanalım. Şuna bağlanalım. Wi-Fi'ye bağlandık. Şu anda bir güncelleme var mı? O merak ediliyor. Android 8 işletim sistemi yüklü olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Google hesabımızı şimdilik atlıyorum. Sözleşmeleri de kabul ediyorum. Bir önceki ekranda hani başka bir telefondan geçebilirsiniz. Flyme. Flyme nedir arkadaşlar? Bakın burada 3 tane güzel hizmeti bizlere söylüyor. Telefon bulucu. Yani telefonunuz kaybolduğunda Flyme kimliği üzerinden bulabiliyorsunuz. Sonrasında temalar, duvar kağıtları ile telefonu kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir de bulut hizmeti var. Bazı verileriniz bulut ortamında saklanabiliyor. Ben şimdilik bu kısmı da atlıyorum. Parmak izini bir kaydedelim. Başlayalım mı Murat? Evet abi, hazır. Önce bir şifre girmemiz lazım. Dünyanın en zor şifresini girdim. Tahmin edebilir miyim? Lütfen. 1, 2, 3, 4. Güzel abi, süper. Sende bir hackerlık görüyorum. sende o kumaş var. Abi yerleştiriyorum. Bir böyle böyle farklı farklı yerleri şöyle şöyle parmağımı. Parmağımı pişiriyorum abi şu anda. Parmağımı tavada pişiriyorum arkadaşlar. Öyle hayal ediyorum. Her tarafını pişireyim. Evet, bir 7-8 denemede. Ekrandan parmak izi yok herhalde. Ekrandan değil, arka tarafta. Bu arada bak, aferin ya. Adam diyor ki, ön yüklü olan gelen uygulamalar vardı ya bir sürü telefonda. Haşır diye yüklüyor abi. Bu adam bana soruyor neyi yükleyeyim diye. Gerçekten tebrik ederim. Yani ben bu ara birimi daha önce kullanmamıştım. Şöyle ki WhatsApp'ı kursun. Mesela bir tane oyun var. Kurma abi oyunu. Ama dur, oyunu kursun. Mesela Cleaner var abi. Temizliyor böyle. Yer açıyor. 64 GB ya bunun dahili hafızası. İstersen hafıza kartı da yükseltebiliyorsun ama yani. Mesela Facebook kurma abi. Mesela başka ne yüklemeyelim? CPU soğutucu var. Mesela Google Translate yükleyeyim. Snapchat yükleyeyim. Waze'i yükleyeyim. Bunları yükleyeyim. Skype yükleyeyim. Facebook yerine Facebook Lite yükleyeyim. Telegram da yükleyeyim. Messenger asla yüklemeyeyim.
Haydi bakalım yükle diyorum. Arkadaşlar ekranla da karşılaştık. Şunu söyleyeyim. Sesler de gelmeye başladı. Gel. Ekran başarılı. 1100 lira abi. 1100 liralık telefonun ekranı bence başarılı. Yani ikonları mantıklı seçmişler. Koca koca markaların bazı temaları oluyor. Yani bu ne falan diyorsun. Meizu'nun bu çok uygun fiyatlı telefonu gayet güzel bir tasarıma sahip. Şu anda bahsettiğim uygulamalarda çatır çatır yükleniyor arkadaşlar. Menüler arasında dolaşalım. Sonrasında yukarıdan açalım. Şu anda bir yandan da ilk açılış ve uygulama yüklemesi var. Anladım diyorum arkadaşlar. Hani arka tarafta da iş de yapıyor şu anda. Ama ona rağmen böyle çok sıkıntılı bir telefon gibi görünmüyor. Şimdi birkaç tane fotoğraf çekelim. Şu fotoğraf menüsüne bir bakalım. Abi fotoğrafı güzel çekiyor bu arada. Yani ne anladın hemen bir saniyede ne anladın falan. Ben yani az çok telefonları hani test eden birisi olarak hani renk kalitesini falan anlarım arkadaşlar. Gerçekten güzel. Hani netlemesi, o renk doygunluğu falan gayet güzel. Önce ön kamerayla bir çekeyim. Sonrasında arka kamerayı kullanacağız. Çekiyorum arkadaşlar. Güzel. Bakalım detaylarına. Aa, bu arada bak bir tane uygulamayı kullanırken arka tarafta güvenlik sorgulamasından geçemedi. Dedi ki Play Protect tarafından engellendi. Bazı sıkıntılar. Yine de yükle deyip böyle izin de verebiliyorsun. Ben tamam abi bir sıkıntı varsa yükleme diyorum. Şu anda ön kamerayla çektiğim fotoğrafı görüyoruz. Beni biraz güzelleştirmiş. Bu arada kendim tıraş oldum abi. Aynen kendim tıraş oldum abi. Ya. Bir set var abi. Reklam olmasın şimdi söylemeyeyim. O setle beraber dün yarım saatimi aldım ama kendim tıraş oldum. Şu an kendi hoşuma gittim. Kendimin hoşuna gittim. Saatler olsun. Sağ olasın. Arkadaşlar ön kamera güzel. Yani ya az önce dedim ya 11 tane miydi abi? 10 tane. 10 tane. 10 tane telefon alabiliyorsunuz ya. 2 tane Android telefon, bir tanesinin 10 katı. Bence güzel abi. Arka tarafı seçen bizim bu ormanlığımız vardı. O ne oldu? Hemen getireyim abi. Onu çekeyim abi böyle detayları falan çok iyi. Allah Allah. Abi telefon gerçekten iyi ya. Güzel görünüyor. Hani 1100 liraya abi. Ha? Orman da geldi. Tamam. Ormanımız geldi arkadaşlar. Hatıra ormanı. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğim. Çekiyorum. Birkaç tane farklı açıdan da çekeyim. Portre modu var mı abi? Var. Gel seni çekeceğim portre modu. Yaklaş abi. Ama bayağı ters ışıkta kalıyorsun. Evet çok ters ışık. Gel. Hadi o şekilde çekiyorum abi. Bir dakika bekle. Hem de var ya ışık kaynağı hayvan gibi arkanda. Ona rağmen gene de senin yüzünü gayet ön plana çıkarttı abi. Evet abi gayet iyi çekiyorum. Ben çekiyorum. Arkadaşlar gerçekten şaşırdığım bir model oldu. Gerçekten şaşırdığım bir model oldu. 1149 TL'lik bir telefon nasıl böyle fotoğraf çekebilir ya? Şaşırtıcı değil mi abi? Abi gel şu orman, gel abi gel video katlettin zaten. Gel bir de şuna bakalım seninle. Yani çekiyor değil mi? Şu an o bir şekilde çekiyor. Abi. Çok iyi abi. Ben çok beğendim abi. Bilmiyorum yani. Birkaç fotoğraf daha deneyelim ama bunu uzun kullanım testini yapalım ya. Hadi günlük telefonumuz olarak bunu kullanalım bence. Deneyelim ya. Bir hafta bu telefonla yaşayalım. Aynen ya. Vallahi bak. Hani sadece kutusunu açıp bıraktı olmasın. Mesela e-mailleri buradan bakalım. Telefon görüşmelerini, WhatsApp gruplarımız falan filan. Bunu da yapalım vallahi. Arkadaşlar enteresan bir telefonla karşı karşıyayız. Bu telefon 4 Ekim'den itibaren BİM'de satışa çıkacakmış. Artılarını az önce söyledim. Yani işlemcisi yeterli, beklentileri karşılayabiliyor. He, oyun kısmı var mesela. Oyun kısmını şimdi ekranlarınıza getiriyorum. Herkesin merak ettiği, abi ben bu telefonla PUBG oynayabilir miyim? PUBG oynayabilir miyim? Cevabı geliyor. Şimdi de
Fotoğraf çekimlerini merak ediyorsunuz tabii ki. Az önce kutusundan çıkarttık ama biz bununla yetinir miyiz? Yetinmeyiz tabii ki. Şimdi de farklı farklı ortamlarda değişik fotoğraflar çekeceğiz. Altına güzel de müzik koyacağız ve bu fotoğrafları sizlerin ekranlarınıza getireceğiz. İşin video kısmını merak edenler var. Video kısmını da şöyle yapalım Murat. Bu sahneden sonraki videoyu, yani şu sunumdan sonraki videoyu telefonla çekelim. Çekelim abi. Hatta şöyle devam edelim. Ben önce bir ayarlayayım abi. Sen hemen bir celallendin. Dur bir. Video boyutuna bakıyorum arkadaşlar. Full HD video çekiyor. Yani 4K video çekse iyi olur. Tabii iyi olurdu ama yani Full HD çekiyor. 60 FPS gibi bir seçenek yok. Şimdi İzleyiciler söyleyecek, ulan buldum arama falan diye. Abi şöyle yapacağım. Video örneğini oraya vereceğiz ama şu an çekim ben bu videoyla yapacağım. Tamam abi. Evet abi. Bırak abi, kapat abi Sony A9'u. Kapattın mı? Kapattım abi. Kapattın mı abi? Şurada mıyız? Tamam. Arkadaşlar şu anda bu video Meizu'nun Note 8 modeliyle çekiliyor. Karar sizin. Tabii ki bu prodüksiyondan geçecek ama bir şey yapmayacaksın değil mi abi? Renk atma falan filan yapmayacaksın. Ses kötüyse belki mikrofondan alacağım abi. Belki ses kötüyse onu mikrofondan alabileceğiz ama şöyle ya. Şu anda sesim Meizu Note 8'den geliyor. Şu anda da sesim yüz binlerce lira ödediğimiz mikrofon setimizden geliyor. Kıyaslamayı siz yapın arkadaşlar. Tabii ki uzun kullanım testinde bu video deneyimini düşük ışıklı ortamda, yolda koşarken bunları da deneyeceğiz. Bunları da yine sizlerle paylaşacağız. Şimdilik bu kadar. Hadi aç öbür kamerayı. Şunu aç. Telefon burada, ormanımız da burada. Arkadaşlar BİM'de 1149 TL'ye satılan, yani şu andaki fiyatı bu, satılan bu telefonu edindik ve sizler için uygun fiyatlı bu telefonla ilk karşılaşma anımızı, sonrasında da birkaç deneyimimizi sizlerle birlikte bu videoda paylaştık. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani fiyat ortada. Ortaya sunduğu seçenekler gördünüz. Tasarımını, ekranını da gördünüz. Sizin yorumlarınız neler? Çünkü birçok insan çok pahalı telefonlar için bütçe ayıramıyor doğal olarak. Yani asgari ücretin yaklaşık 2000 lira olduğu, hani külsüratını saymıyorum şu anda, yaklaşık 2000 TL olduğu bir ülkede 10.000 liraya, 8.000 liraya, 6.000 liraya, 5.000 liraya telefonlar var. Ve bir yandan da işte böyle 1.100 liraya telefonlar var. Herkes o premium telefonlara bütçe ayıracak diye bir kural yok. Zaten birçok insan tercih etmiyor. Parası olan da tercih etmiyor bazen. Öyle de bir durum var. Bazıları da teknoloji delisi, yok diyor, ben alacağım, yemem, ekmeğimden suyumdan artırırım, alırım diyenler de var. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz ama çok büyük bir kesim ben telefon kullanıyorum diyor. Yani çok para harcamak istemiyorum ama telefonda işimi görsün diyor. İşte o kişiler için BİM'deki 4 Ekim'den itibaren satılacak olan bu telefonu aldık ve kutusundan çıkarttık. İlk görüşlerimizi sizlerle paylaştık. Murat, ne diyeceğiz bundan sonra? Yorum isteyeceğiz. Ne düşünüyorsunuz bu telefonla ilgili? Aşağıya yazmayı unutmayın lütfen. Ve kanalımızda değişik videolar var. Şifretnet'in YouTube kanalında ve bu videoyu izlediğinizde biz 1 milyon aboneye çok az kalmıştık. Siz eğer aranızda izleyenler arasında abone olmayanlar varsa, yani siz abone değilseniz lütfen aşağıda tek tıklamada abone olun. 1 milyon barajında geçmiş olalım sizin sayenizde. Bizden şimdilik bu kadar. Bu telefonla deneyimlerimiz devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.